Celal Hoca ile Kimya YouTube kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. O büyük gün geldi ve bizler artık bu videoda gazlara geçiyoruz arkadaşlar. Beraber gazları artık tokatlayacağız. Hiçbir sıkıntı kalmayacak inşallah. Tabii çok çalışmanız lazım. Kafanıza yatırmanız lazım. Bu süreçte de ben sizlere yardımcı olmak için videolarımla beraber sizlere destek olacağım arkadaşlar. Tamam mı? Burada tabii şöyle videoları biraz daha kısa tutacağım arkadaşlar. Böyle 10 dakikadan daha az olması için çalışacağım videoların. Dolayısıyla kısa kısa böyle bir sürü video paylaşacağım sizinle ve bizlerde ne yapacağız arkadaşlar? Bu konuda gazlarda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Oynatma listesinden birinci videodan itibaren çalışan arkadaşım gazların bütün konularını, alt ünitelerini halletmiş olacak inşallah diyoruz. Tamam mı? Kendinize inanın, kendinize güvenin. Tabi bu arada HDF'yi de artık bundan sonra kendi çıkarttığım notları da arkadaşlar sizlerle birlikte paylaşacağım. Videonun altında link olarak bunları bulabileceksiniz. Arkadaşlar bu arada videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlere güveniyorum. Beraber kocaman bir aile olacağız arkadaşlar. İnşallah daha da büyüyüp sizlere faydalı olmak için elimizden geleni yapacağız. Tamam mı? Haydi bakalım başlayalım arkadaşlar. Müzik Gazların özellikleri dedik. Daha önce de gördünüz bunu. TYT kısmında da vardı gazların özellikleri. O kısım arkadaşlar. Genel olarak şöyle bir gazları inceleyelim. Bakın gaz tanecikleri arasında büyük boşluklar vardır. Bu nedenle her oranda homojen olarak karışırlar. Arkadaşlar bütün gazlar çözeltidir. Hiç heterojen böyle farklı tip gözüken yani atmosfere baktığımızda biz şunu diyoruz mu? Oksijen ve azot gazı bak ben ayırt edebiliyorum falan demiyoruz değil mi? Şu an mesela içinde bulunduğumuz atmosferde azot, oksijen, karbondioksit işte bu soy gazlar, argon, ksenon, kripton bir sürü gaz var ve ben bunları görmüyorum. Arkadaşlar bütün gazlar homojen karışırlar. Ben bunları kesinlikle görmem tamam mı? Bir kap düşün. Bu kap içerisinde büyük boşluklar vardır arkadaşlar gaz molekülleri arasında. Şurada yazdım sık oluyor. Bütün bir odada gaz taneciklerini ben sıvılaştırabilirsem eğer gazlar basınç uygulanırsa ve sıcaklık düşürülürse bu boşluklardan ötürü sıkıştırılabilir. Bizler bunu başarabilirsek eğer şöyle bir avuç falan sıvı eder bir oda dolusu gaz o kadar büyük boşluklar var diyoruz arkadaşlar. Tabii katı ve sıvılara göre daha düzensiz ve daha yüksek enerjilidir diyoruz. Arkadaşlar katı, sıvı, gaz İlkokul öğretmenimiz çizmiştir. Yani katı daha böyle düzenlidir. Sıvı biraz daha böyle akışkandır. Bulunduğu kabın doldurduğu kadarının hacmini kazanır arkadaşlar. Yani bu sıvının hacmi bulunduğu kabın doldurduğu kadardır deriz. Ama gazlar öyle değildir arkadaşlar. Kabın her yerine eşit olarak dağılır. Çok büyük boşluklar vardır ve en düzensiz halidir arkadaşlar maddenin tamam mı? Bunlar için düzensizlik maksimumdur en düzenli hali de katıdır deriz arkadaşlar. Maddenin en düzensiz hali gazdır. En düzenli hali de katıdır arkadaşlar. Tabi düzensiz olduğu için giderek de ne yapar? Enerji yükselir arkadaşlar. Tamam mı? Enerji yükselir dedi. Gazlar maddenin en yüksek enerjili de halidir diyoruz bu konuda. Tabi bulundukları kabın her tarafına aynı basıncı yapıyorlar arkadaşlar. Yani bunlar ne yapmıyor? Yer çekiminden etkilenmiyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Tanecikler arasında boşluklar çok olduğundan sıkıştırılabiliyor bunlar. Az önce dedik basınç uygular Basak ve sıcaklığı düşürürsek gaz taneciklerini ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Sıvılaştırabiliyoruz dedik. Tabi gazlar akışkandır. Ekstradan bir de sıvılar akışkandır. Katılar akışkan değildir arkadaşlar. Ne diyoruz burada? Molekülleri birbirlerinin üzerinden hareket edebildikleri için gazların akışkan olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğrusal ve gelişi güzel hareket ederler. Tabi Brown bu hareketi tanımladığı için bu harekete de Brown hareketi denir arkadaşlar. Yani gaz molekülleri yukarı aşağı her yöne hareket edebiliyorlar arkadaşlar. Hatta şunu demiştik. Öteleme, dönme ve titreşim hareketi yaparlar arkadaşlar. Gazların toplam hareketine öteleme, dönme ve titreşim hareketi bu gelişi güzel hareket etmesine de öteleme hareketi diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yani her yöne gidebilme hareketine öteleme hareketi diyoruz. Onun haricinde bir de şöyle bir madde de yazabiliriz. Gazlar öteleme, dönme ve titreşim hareketi yaparlar diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yaparlar dedik. Tabii burada bu öteleme, dönme ve titreşim hareketi şudur. Bir taneciyi düşünün. Kendisi titreşme hareketi yapar. Bunu yaparken döner ve sağa sola hareket eder. Sağa sola hareket etmesi öteleme hareketi. Zaten titreşmesi titreşim hareketi. Bunu yaparken dönmesi de dönme hareketi olarak tanımlanır arkadaşlar. Tamam mı? Bu hareketi de gazların öteleme hareketi yapmasına yani sağa sola rastgele hareketi yapmasına da Brown hareketi diyoruz. Birbirleriyle ve bulundukları kabın çeperleriyle esnek çarpışma yapıyorlar. Arkadaşlar bu şu demektir. Çarpıştıklarında bir de ne yapıyor? Geri gidiyorlar. Çarpışan araba gibi düşün bunu yani. Tamam mı? Çarpıştıkları gibi kalmıyorlar. Çarptıklarında sağa sola yine hareketlerine devam ediyorlar arkadaşlar belirli şekil ve hacimleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini ve hacmini alıyorlar arkadaşlar bunlar. Yani gazın hacmi aslında kabın hacmine eşittir diyoruz. Tamam mı? Yani gazların toplam hacmi kabın hacmine eşittir diyoruz. Bunun neden dediğimizde hadi bakalım şu kısımda anlamaya çalışalım arkadaşlar. Ama ondan önce bir sorumuz var. Sorumuzu çözelim. Gazlar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Birbirleriyle her oranda homojen olarak karışırlar. Bulundukları kabın tabanına daha çok basınç yaparlar demiş. Arkadaşlar tabanı değil her yöne basınç yapıyorlar. Dolayısıyla bu yanlış olmuş oldu. Sıkıştırılabilirler doğrudur. Boşluklardan ötürü gazlar sıkıştırılabilir diyoruz arkadaşlar. Burada doğru olan cevabın 1 ve 3 olmuş oluyor. Bu kadar dedik arkadaşlar. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar gazları niteleyen 4 tane faktör vardır. Bakın bu kısmı iyi anlarsak bundan sonraki kısımlarda sıkıntı çekmeyecek. Bir kap düşün. Bu kap ideal pistonlu bir kap olsun ve bütün gazlar boyunca unutma ideal pistonlu bir kapta basınç her zaman sabittir arkadaşlar. Tamam mı? Yani hocam bu piston yukarı ve aşağı hareket edebildiği için mesela ben gaz eklesem bile piston yukarı doğru hareket eder. <laughs> sıkışmayacağı için gazlar basınç artmaz. Mantık ya. Kafana yatır yani. Tamam mı? Isıtırsak diyeceğiz hacim artar. Tamam mı? Gaza sıcaklığı verdin hacim artar. Şimdi burada hacim artacağı için zaten moleküller sıkışmayacak yine. Basıncı artmayacak. Yani ideal pistonla Bakın bu ideal piston. İdeal pistonda her zaman basınç sabittir arkadaşlar. Unutma. Sorularda buna çok ihtiyacımız olacak. İdeal piston gördüğümüzde eğer pistonu itmiyorsam yani sıkışmayacak çekmiyorsam, pistona herhangi bir etki yapmıyorsam diyeceğiz ki basıncım sabittir diyeceğiz arkadaşlar. Tabi burada bir pistonlu kap düşünürsek şunu diyoruz biz aslında. Arkadaşlar bakın şu gaz taneciklerini çiziyorum ama çizdiğime bakma ben aslında bunların hepsini yok kabul ediyorum arkadaşlar. Diyorum ki aslında şunu diyorum. Bu pistonu burada tutan işte bu aradaki boşluklardır arkadaşlar. Tamam mı? Burada bütün gazlar için bu boşluklar aynıdır. Ve gaz taneciklerinin kendi hacimleri yani taneciğin kendi hacmi burada böyle çizdiğime bak o kadar küçüktür ki bu hacme herhangi bir etki sağlamaz diye kabul ediyorum çok küçük bir etki yapar ama ben bunu hissetmem diyorum arkadaşlar. Bunu şeye benzetebilirsiniz. Bir dünya düşünün. Dünya üzerine 10 tane taş fırlat. Her tarafa eşit olarak. Dünyanın bütün hacmine şöyle bir küp gibi düşün dünyayı. O 10 taş her tarafa eşit dağıldı. Arkadaşlar dünyanın hacmi artmıştır diyebilir miyim dışarıdan taş fırlattığımda? Uzaydan bakarsam eğer dünyaya bunu hissedemem. Taşlar yok mudur? Vardır aslında ama yok kabul ederim hissetmediğim için. İşte biz buradaki tanecik hacimlerini de yok kabul ediyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Diyoruz ki bütün boşluklar da taneciklerin arasındaki boşluklar da gazlar için eşit olduğunda dolayı. Diyoruz ki burada bütün gazlar için kendi tanecik hacimleri ve bu taneciklerin arasındaki etkileşimleri yok kabul edilir. Dolayısıyla ben bir gazı anlamam için basıncını, hacmini, sıcaklığını ve mol sayısını bilmem yeterlidir diyorum. Tamam mı? Yani şöyle de diyebiliriz arkadaşlar. Biz buradaki eşitliklerle, gaz yasalarıyla bunu sonraki videolarda göreceğiz. Basıncı, hacmi, sıcaklığı bilirsem içerisinde ne kadar gaz olduğunu da bilirim. Veyahut da mesela içinde ne kadar gaz olduğunu biliyorum. Diyelim ki mol sayısını biliyorum. Sıcaklığı biliyorum, basıncı biliyorum. O zaman hacmi de hesaplarım deriz. Nasıl hesaplayacağımızı da yasalarda göreceğiz zaten. Gayet mantıklı. Kafama yatar. Yani biz bu hesaplamaları yaparken gazın kendi tanecik hacmini yok kabul ediyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki gazın hacmi kabın hacmine eşittir. O kaba hacmi veren de gaz tanecikleri arasındaki boşluklardır. Taneciğin kendi değildir diyorum arkadaşlar. Tamam mı? Tanecik hacmini yok kabul etmemiz böyle bir şey. Bütün gazlar için aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar. Anladık mı? Bunu daha detaylı size anlatacağım. Burada tabii gazı ideal kabul edersem bu tanecik hacimleri ve etkileşimleri yok kabul ediliyor, yok sayılıyor. Tabii biz bir gazı neden ideal kabul ediyoruz? Tamam mı? Gazları ideal kabul etmemizin nedeni ne? Şimdi bunu arkadaşlar şöyle açıklayayım size. Şimdi dedik ki buradaki hacmi veren bu tanecikleri buraya çiziyorum ama değil mi? Aslında bu yok. Yani şunu o zaman yok kabul edeyim arkadaşlar. Sil tamam. Onların arasındaki boşluklar yani bu taneciklerin olmayan tanecikleri çiziyorum arkadaşlar. Bakın böyle çizdime bakma. Onları yok kabul ediyorum ben. Taneciğin kendi hacminin katkısı yoktur diyorum. Buradaki bu boşluklar bütün gazlar için eşit olduğundan dolayı bu hacmi ve bu boşluklardır diyorum. Ve bütün gazlar için bu boşluklar eşittir. Unutma yani. Bu bizi çünkü bir bakış açısına götürecek arkadaşlar. O zaman şöyle. Mesela diyelim ki sıcaklığını, basıncını ve madde miktarını biliyorum ben. Dediğim gibi hacmi hesapladım. Abi ben gazı ideal kabul ettim. Çünkü tanecik hacmi ve etkileşimleri yoktur dedim. Arkadaşlar gerçekte deney yapıp ölçtüğümüzde hassas ölçümlerle bunu yaptığımızda gerçek bir gazın hacmi ideal gaza göre bir tık böyle çok küçük fazla gelir. Mini minnacık fazla gelir arkadaşlar. Çok az. Tamam. Mı? O yüzden yok kabul ediyorum zaten. Etkilemiyor aslında. Ama sonuçta teorik olarak arkadaşlar etkilemiyor kabul etsem de gerçekler değişmez. Çok az bir fark olur diyoruz. O zaman şöyledir arkadaşlar bakın o aradaki farka h diyelim tamam mı? Bu h bize bu taneciklerle alakalı bilgi verir işte. Çünkü o tanecikler kadar yükselir. Veyahut da bu etkileşimlerin belli bir etkisi vardır. Moleküller arası etkileşimlerin bu hacme belli bir etkisi vardır. Biz aslında ideal gazı kullanarak gerçek gazlar hakkında fikir sahibi oluruz. Bundan dolayı çünkü o aradaki fark tanecin hacimle eşit olacağından dolayı arkadaşlar biz gerçek gazları anlarken aslında ideal gazı referans olarak kullanırız. İdeal gaz referans bir gazdır. İdeal gazlara göre biz gerçek gazları ve gerçek gaz taneciklerini anlarız arkadaşlar. Tabi akademide, lisansta Van der Waals denklemi vardır. Gerçek gazların hacimlerini hesapladığımız. Tabi burada gaz taneciklerinin tek tek aktivite katsayıları vesaire hep bu bakış açısıyla hesaplanır arkadaşlar. Ama biz o kadar derine gireceğiz mi girmeyeceğiz. Biz ne diyeceğiz? Kardeşim diyeceğiz biz bir gazın basıncını, madde miktarını yani molünü, hacmini ve sıcaklığını hesaplamamız gerekirse bu tanecikleri ve aradaki etkileşimleri yok kabul edip hesaplamalarımızı yapacağız. Zaten bu yorum kısmını da ünitenin sonunda gerçek gazlar kısmında yapacağız arkadaşlar. Burada benim önemsediğim nokta şu. Bir gazı neden ideal kabul ediyoruz? Bunu anladıysanız bizim için olay bitmiştir. Artık bu dört faktörü tanımlayarak gazları anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Gazın basıncını hacmini sıcaklığını ve madde miktarını hesaplamaya çalışacağız diyoruz değerli öğrencilerim. Tamam mı? Zor mu? Şimdi geçtim. Arkadaşlar bu 4 faktörden birincisi basınç. Videom uzayacak. Burada kalıyorum. Diğer videoda bu kısımdan devam edeceğiz. Sizler tabi aynı pdf'yi diğer videonun altına da koyacağım. Sizler videoları izleyerek ve pdf'ye çalışarak arkadaşlar bunları inşallah takip edin. Bütün gazları beraber bitireceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Diğer videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.